Allah kahveyi. Teşekkür ederim. Çok da güzelmişsin. Yeni bir günden ve yepyeni bir vlogumuzdan daha merhabalar. Böyle birkaç gündür videodayım ama aslında keyif olarak böyle bir şeyler yapma isteği olarak o kadar düşüğüm ki ya bugün de böyle çok erken uyanmak istedim aslında ama uyandığım saat beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Birkaç gündür böyleyim. Çok erken uykum geliyor ve çok uyuyorum. Hiçbir şekilde bir şeylere de adapte olamıyorum. Yani bu sürecin neden böyle işlediğinde bir saniye. Bu sürecin neden böyle işlediğinde bir türlü anlayabilmiş değilim. Sizlere böyle birazcık kendimden bahsetmek istedim. Bugün aslında bir ev temizleyeceğiz. Ama böyle hani dip köşe bir ev temizliğine girişmeyeceğiz. Misafir öncesi biraz hazırlık yapacağız. İşte evi süpüreceğiz. Bir vile daha yapmayı düşünüyorum. Biraz toz alacağım. Ve düzenlemeler yapacağız evde. Dip köşe bir temizliğe aslında yılbaşından önce, böyle yeni yıldan önce diyeyim, hatta yılbaşı değil. Böyle yeni seneye girmeden evimi böyle tamamen temizlemek istiyorum. Belki bir yardımcı ablayla beraber yapabiliriz. Hani böyle bir günde hepsini hallederiz diye. Şimdilik öyle bir düşüncem var ama net değil. Yani kendim mi yaparım 2-3 güne bölüp yoksa birini mi çağırırım onu çok bilmiyorum. Ama şimdilik sadece misafir öncesi hepimizin yaptığı gibi evimizi böyle düzenli tutmak, temiz tutmak vesaire öyle bir şeyler yapacağız. Sizi de buna dahil etmek istedim. Çünkü en sevdiğiniz video içeriklerinden biri. Böyle şimdi ne yapıyoruz? Onu söyleyeceğim. İlk olarak mutfağım şu an dağınık. Mutfakla başlayalım, sıra sıra gidelim artık yetiştiği kadar. Bu akşam annemin doğum günü. Ona da beraber hazırlanırız. O dışarıda kutlayacağız. Yani dışarıda hep birlikte yemek yiyeceğiz. Az önce çiçeğini yolladık. Bakalım saat 5'e kadar teslim edilecekmiş. Buradan da annemin doğum gününü kutlayayım. İyi ki doğmuş, iyi ki de beni doğurmuş. Hadi başlayalım temizliğimize. Zaten gördüğünüz gibi en şey ev halime büründüm. Şimdi şöyle. De kızıma bakın. Bezli kızım. Şimdi ben aslında bulaşık makinesini dün akşam çalıştırmıştım. Bunları boşaltıp hemen yenilerini koyacağım. O esnada kendime bir kahve daha yapacağım. Çünkü şey olamıyorum böyle. Ayılamıyorum bile yani. Bir şeyler, muz falan yedim. Çok bir şey yiyesim de yok. İştah aşırı kapalı bu arada. Ya bu salgın varmış ya. Bence yavaş yavaş geliyor sanki de. Benim onu böyle ittirmem lazım. Mama yer misin cookie? Acıktın mı kızım? Koyalım. Suyu
Onu öyle çıkartamazsın Cookie. Onu öyle çıkartamazsın. Hayır. Hayır Cookie. Bir süre bu geçene kadar böyle olacak bebeğim. Bu süreç geçtikten sonra yine eskisi gibi olacaksın. Şu anda böyle bir şey yaşadığın için tuvaletini tutamıyorsun. E kadın olmak böyle bir şey zor. Ya kadın olmak çok zor. Seni anlıyorum. Bitirdim. Sadece şu saçım bir garip oldu ama neyse ya. Sadece tezgahı kaldı. Şimdi onu hemen halledelim. Sonrasında da salona doğru geçeceğiz. Biraz detaylı detaylı yapıyorum. O yüzden yerlerde süpürmeyi, silmeyi de onları biraz hızlı hızlı yapacağım. Çünkü onu yarın sabah bir kere daha yapmam gerekiyor. Çünkü Cookie biliyorsunuz tüylü bir hayvan. Tüy döküyor. Ama zaten yani gelenler de gerçekten hiç böyle hani beni ayıplayacak yabancı olduğum insanlar değil. Benim üniversiteden arkadaşım eşiyle birlikte geliyor. Ben Zeynep'e çat kapıda giderim. O da bana çat kapı gelebilir. O yüzden böyle çok hani aman orası öyle olsun, aman burası böyle olsun diye çok kasmıyorum. Sadece temiz, düzenli olsun. Yani her zamanki gibi olsun diye uğraşıyorum. Sabah bir kere daha süpürüp bir kere daha viledaları zaten 15-20 dakika falan alıyor. Yani alt kat, üst katı zaten yapacağım da. Alt katı bir kere daha yapmak iyi olur. Şimdi hemen şurayı devam edelim. Çok dolduruyoruz.
Burası tamamdır. Mutfağa bir şöyle artı mı tik mi artık ne atıyorsak atalım ve diğer taraflara geçelim. Mutfağı şimdi süpürüp sileceğim. Sandalyeleri koyacağım, kimse geçmeyecek. Cookie dahil. Tamam. Bir şey söyleyeceğim ya, şu tipime bakar mısınız? Şimdi tam kamerayı ayarlamak için size buraya oturdum. Şöyle aşırı hızlı ilerliyor. Ben yukarıda bunun filtresini, aman haznesini boşaltırken yukarıdaki odaları süpürdüm size göstermeden. Çünkü hava hemen kararacak bildiğiniz gibi. Bugün aşırı güzel bir hava var ama yani hemen kararıyor. Yani bir an önce 21 Aralık gelmesi lazım. Bizim çok güzel videolar çekebilmemiz için sizinle. Bence kış ayı ertelenmeli. Ya da böyle gündüzler çok uzun olsun. Mesela yazın gündüzler kısa olabilir. Ben yaz akşamlarını daha çok seviyorum ama kışın bu gündüzlerin çok kısa olması. Yani ne güzel, hepimiz evdeyiz. Şu havayı bir değerlendiremiyoruz. Yani benim saatim hep kısıtlı. Yukarıları süpürüp indim. Yani sizinle beraber daha çok böyle işte mutfağı hallettik zaten. Şimdi mutfağın yeri, salon, işte toz alma, misafir odası. Hop, başladık. Villa da yerine mutfağı bununla siliyorum. Bir de bu mutfak ucu zaten. O yüzden benim için daha rahat olacak. Şöyle. Biraz kaynar su da koydum. Neden sıkmıyorsun baby? Bozuldun mu? Hayır. Çok mu deterjan koydum diyeceğim de yani her zaman aynı oranda koyuyorum. Bu deterjan mı çok köpürüyormuş ki bu böyle oldu. Baksanıza. Neyse daha iyi. Şimdi ben bunu hemen arındırınca daha iyi temizlendi bu araba. Yani başka bir şey yaparken başka bir şey yaptım. Var ya şu buzdolabının altına bir girdim bununla. Köpürte köpürte. Aslında bize böyle bir kutu geldi, hediye. Şimdi bunları açacağız birazdan ama önce şu işi halletmem lazım. Makinenin sesine doğru çıkıyorum. Nerede? Ne olur ne olmaz. Kenanımız var. Kıkicim. Biraz aşağılar deterjan. Hadi bakalım in. Gel kızım gel. Hayır. Şu hale bakın. Sanki ben burayı yıkamışım gibi. Hadi bakalım kolay gelsin bize. Burada deterjan yok da yine biraz. Suyu olduğu için
çözeceğiz bakalım. Kendime iş çıkartmaktan başka hiçbir şey olmadı bu ya. Cookie, az bir işin ucundan tut kızım. Hayır, buraya gelmek yok. Otur burada. Tamam, anladım ben. Sen gelmek istiyorsun. Yardım etmek istiyorsun bana. Şu an böyle kuruyacak, sonra bir kere daha deterjansız silinecek, bu kadar. Mutfak şahane oldu şöyle. Dışarılar yarın yıkanacak, Esat yıkayacak, dışarıdaki camlar da yarın silinecek. Sen kalkacaksın ama sanki, ben koltuğu nasıl süpüreceğim? Baby. Şimdi koltuktan çıkan toza bakın. Tabi mutfağı da süpürdüm ama toz değil, bunların hepsi Cookie'nin tüyleri. Şimdi bu arada koltuğu tamamen süpürdüm. Şimdi biraz itelim. Bir de Cookie, burada neler var Cookie? Cookie, kemiklerin var aşkım. Köpeği yoktur ama durum bu oluyor. Yani buna yapacak hiçbir şey yok. Bakın şimdi o ilgisini çekti mesela, ona geliyor şimdi. Sonra o tozu alıyor, başka yere götürüyor. İşte bak kızım, nelerin nelerin çıkıyor, görüyor musun? Hayır Cookie, oralar çok pis. Kalk kalk kalk. Yani velhasıl kelam, çayı burada demek istiyor ki köpek sahiplenmeden önce veya köpek almadan önce, ki almanızı asla tavsiye etmem. Yani düşünüyorsanız sahiplenin. İkincisi, bunu göz önünde bulundurun. Yani bunu her gün, günde iki kere de süpürseniz bu hayvan bir silkelendiği zaman her yere tüy uçuşuyor. Bu bir. İkincisi, tuvalet eğitimi vermek çok zor. Kaç kere tuvalet temizlediğimi hatırlamıyorum. Halıları kaç kere yıkamaya verdiğimi hatırlamıyorum. Maliyetli. Mesela şu anda bez takıyor. İşte bezi bir maliyet, pet seriyoruz, pedi bir maliyet, mama, onun yiyebileceği bir mama almanız gerekiyor. O bir maliyet, oyuncaklarını parçalıyor. Yeni bir oyuncak almanız lazım çünkü oyalanması gerekiyor. O da bir maliyet. Tüm maliyetlerin yanı sıra zorlukları, tüyü, tuvaleti, eğitim vermek, gezdirmek. Gezdirmeyi genelde hep Esat yapıyor zaten. Genelde demeyeyim, hep Esat yapıyor. Yıkama mesela, geziyor, çamur içinde geliyor. Ben onu yıkıyorum. Yarım saat 40 dakikaya yakın bir yıkama
sürecimiz oluyor. Ama çok tüylü bir köpek olduğu için aslında Cookie bu kadar sürüyor. Mesela patron çok tüylü bir köpek değil. O yüzden onu yıkamak mesela maksimum 5-10 dakikanızı alır. Annem de aynı süreçleri yaşadığı için benimle. Yani size söyleyeceğim şu. Ya ben köpek istiyorum, evde bir eğlencem olsun diye sakın sahiplenmeyin. Çoluğunuz çocuğunuz ister, eve köpeksiz bakamazsınız. Sorumluluğunu çocuğa yıkmak isterseniz istersiniz. Ya bir yetişkin olarak bile çok zorken bir çocuğun böyle bir sorumluluk alması zaten imkansız. O yüzden siz bakamayacaksanız bir ay sonra ya bu her yere tuvalet yapıyor, ya buna işte şuna yetişemiyoruz, ay sürekli gezmek istiyor işte falan filan diye üşenecekseniz, sürekli gezen bir çiftseniz ve çok yakınınızda bakabilecek biri yoksa, sürekli köpek otellerine bırakmak zorunda kalacaksanız, onunla bir yere gidemeyecekseniz, onu güzel eğitip de insanların yanında uslu bir köpek olmaya itemeyecekseniz eğer, sakın sahiplenmeyin. Bu videoda da buna değinmiş olayım, hem tüyünü göstermişken. Benim için zor değil. Evet, siz belki şu an yargılıyorsunuzdur, o tüy ne, onun içinde yaşanır mı diye. Ya valla süpürünce gidiyor, yaşanıyor da bir şekilde. Buna alışabiliyorsunuz. Ben ileride çocuğum olduğunda bile onunla beraber yaşamasını istiyorum. Çünkü zaten çocuk böyle bir eve doğduğu zaman bağışıklığı çok güçlü olacak. Tüye karşı, toza karşı, işte köpek alerjisi olmayacak mesela, öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi eğer şu anda sıfırdan hiç daha önce bir tecrübeniz yoksa, almayı, sahiplenmeyi diyeyim, almayı değil, düşünüyorsanız ya bir kere daha düşünün ben dedikten sonra. Çünkü gerçekten kolay değil. Bana çok fazla mesaj geliyor. İşte aynı zamanlarda sahiplendik. İşte ben 2 senedir şu zorlukları yaşıyorum. İşte biz de sizden sonra bir köpek sahiplendik. Şöyle problemleri var. Bu problemlerin hepsini ben de yaşadım. Yaşıyorum da ama çok belli etmiyorum. Çünkü bazen yani çocuğunuz olduğunda bile düşünün. Kendiniz doğurduğunuz çocuğunuza bile bazen tahammül edemiyorsunuz. Ya şunu yapma, bunu yapma. Bazen sinir krizi geçiriyorsunuzdur. Bazen ağlıyorsunuzdur. Ben sizi anlayamam anne olmadan, ama yani bir köpek annesi olarak gerçekten ne kadar zor olduğunu size anlatabilirim. O yüzden yani bunların hepsi bir tecrübe. Ben de tecrübelerimi sizinle paylaşmak istedim. Belki gerçekten aranızda köpek sahiplenmeyi düşünenler vardır. Bu temizlik vesile oldu aslında bunu açıklamama. Hep konuşmak istiyordum. Bir günde çok fazla bununla alakalı mesaj aldığım için bir gün gerçekten sadece Cookie ile ne yaptığımızla alakalı bir video çekeceğim. Böyle kısa da olsa bir size bahsetmek istedim. Şimdi hızlıca devam ediyoruz. Bakar mısınız? Yani daha çoğu işi halledemeden hava düştü bile yani. Erken kalkan yol alır. Vallahi yanlış bir şey yaptım zannediyordum ama çok da güzel temizlediği için bununla devam edeceğim. Çünkü buna kir yapışıyor ve gel kıyamam sana, gel. Ama süpürdüm buraya ayak, tamam mı? Gel kızım. Gel. Bunları artık sonra yerleştireceğim. Çünkü yoksa Cookie buralara da
Çıkar hiç. Yarın hallederiz. Şimdi asıl olay buranın süpürülmesi. Vallahi parladı. Yalan yok. Bayağı bir parladı. Şimdi şu kaldı. Şunun tozu kaldı. Buralar hep bitti. Yani tabii şimdi kuki olduğu için buralar böyle bitmiş gibi gelmiyorsa ama en azından temiz, benim içim rahat. Oradan beni görmüyor musunuz? Bakın kapkaranlık oldu hava. Aslında saat 18.03. Bence bayağı bir kabloları gizledim ve düzelttim burayı. Hemen pratikleşiyoruz ve ya bu, bakın üstünde de yazıyor ekstra parlaklık diye. Bu Arap sabunlusu. Şimdi bunu nasıl sileceğim çünkü daha hazırlanmam gerekiyor. Bunlar iyi ki var. Yani normalde ben toz beziyle siliyorum biliyorsunuz ama şu an hiç vaktim yok. Elim değmişken başlıkları da şöyle silelim. Süpürgeye bakar mısınız nasıl dolmuş? Şuradan daha net belli. Onu da şöyle bir üstten şöyle başlığını da silelim. Kıymetlimiz. Bu arada siz şey hatırlıyor musunuz? Ben bunu temizlerken video çekmiştim. Bayağı da bir linç yemiştim. Ay, şey diye bunu bu kadar temizlemekle kim uğraşacak falan diye. O günden beri bir kere bile beni temizle demedi bu. Yani kaç ay olmuş ben o videoyu paylaşalı hatırlamıyorum. Çok oldu ama yani geçen seneydi tabii. Ve hala daha. İkinci kez temizlerken bir daha mı video çeksem? İşte şu kadar ay sonra temizle dedi. Bakalım ne zaman diyecek. Henüz daha demedi çünkü. Merak ediyorum. Ya sen bu tipinle ne konuşursun be kızım? Devam ediyoruz. Bu arada size kötü bir haberim var. 2 dakikası kalmış. Ben şimdi bunu hemen şarja takıyorum. Ortalığı toparlayıp sonra tekrar buna devam edeceğim. Burayı açmışım. Bakalım. Bakın. Onu hallettik. Terken burada kalmış. Şunu bir kapatalım. Bu arada gördünüz mü? Işıklarımız daha böyle güneşli havalarda daha çok yanıyor. Okay. Bebeksin sen ya. Nasıl bir bebeksin ya?